Ya reisler, şu avlama işini bir halledin artık ya. Teşekkür ederim yol gezen. Oyunu beğenmene sevindim. Direkt çukur kurmadım. Ben elle topladım. Dibindekilere çok uğraştım sonra. Abi şey, benim bildiğim ilk üstünü topladıktan sonra şey atabiliyorsun. Maden atabiliyorsun ya karşısına. Ya burası galiba biz de çakmak taşı açısından çok zorlanacağız gibime geliyor ama. Hayırlısı bakalım, baksana ortalıkta cemir cevheri falan var, çakmak taşı yok. Bakır cevherleri var, demir cevherleri var, normal taşlar var. Çakmak taşı bulmak mümkün değil ya, ya da yaz olmadığı için bulamıyoruz, emin değilim ama. Şöyle komple ilerlesem. Abi baksana çakmak taşı toplanacak alana. Adamlar buradan gelene kadar anası ağlar ya. İlk kışı atlattık galiba. Yavaştan bahar dönemine doğru geçtik. Arkadaşlar siz yani şey yapana kadar biz atlattık lan. Dönemi atlattık anasını satayım. Vallahi dönemi atlattık. Şu ağaçları mağaçları da bir kesin artık Allah rızası için. Kurutulmuş derimiz var. Kıyafetimiz var. Deri kıyafet falan da yapabiliyoruz. Depolama yeri yetiyor mu? Bence depolama yeri yetiyor. Yabani koyun kaçtı. Kaçmadı, dibimizde. Siz avlamayı unuttunuz. Aa bak, burada da bakır cevherleri, demir cevherleri falan var. Oo, biz ayvayı yedik moruk. Yünlü gergedan mı? Abi Allah'tan hayırlısı bakalım ya. Hele bir oynayak da, hele bir ilerleyek de. Memori ünlenmeni yazarsan bundan sonra ne oynayacağını görebilirsin. Neslini tüketme de evcilleştiriyorsun ileride. Abi yok ya, nesil tüketecek kadar avlanmıyoruz bence. Baksana ortalık misal antik bizon dolu. Ben çok nesil tükettim. Kendim oynadığımda çok nesil tükettim. Artık bilinçli avlanma falan yapmaya çalışıyorum. Vahşi erkek at. Aslanım dıgıdık dıgıdık be. Gergedana mergedana muhatap olmuyorum zaten. Gergedan bizi öldürür. Antik bizon saldırıyor mu? Moruk ne yaptınız antik bizonu? Niye bıraktınız? Emice ne oldu? Bizon bizim çocuğu biraz dövmüş. Deniz Alp, selam yakışıklı. Afiyetle misin? Nasılsın? İyi misin? Demiş. Teşekkür ederim Deniz Alp'cim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sağ olasın. Antik bizon kaçmadı. Gidin avlayın onu oğlum. Ama artık demek ki bizimkiler çok yeterli gelemiyor. Şöyle bir hızı 4x'e alalım. Moruk bana iki ev daha yapsana şöyle. İki ev daha yap. İçe baksın. Bir ev daha yap kardeş bana. Şöyle bir yerleştir bakayım. Buraların etrafını iyice bir yerleştir. Fazla ev yapalım. İşimiz şey olsun. İşimiz iyi olsun. Burada kurutma yapılıyor. Burada çakmak taşının kazılma emri verildi. Kemik var. Odun toplanıyor. Tüccar geldi. Tüccar efendi. Komisyonu düşük. Heh, bak bununla ticaret yaparsın abi. Kütükleri biz elde edeceğiz birazdan ya. Bana ne verebilir ki bu? Kurutulmuş deri 5. Ama benim etim metim var ya. Ben bir şey istemiyorum abi senden. Alp'im 100 bit göndermiş. Alp'im desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve Akif Pro 9 kanalı takip etmiş. Kanalı takip ettiğin için teşekkürler Akif. Eyvallah. Abi nerede bizim elemanlar harbiden? Buralar neydi bu arada? Aa bak, burada 3 tane çakmak taşı madeni var ha. Bizimkiler avlanamadı ya. Bir tane antik bizon öldürdük. Nerede öldürdünüz oğlum antik bizonu? Aferin lan. Aferin lan size. 15 kişilik kapasite var. Güzel. Bu evde bir kadın kalıyor. Bu evde bir erkek kalıyor. Tek kadın tek erkek de olmaz kardeş. Sevişmeniz lazım. Çağlar neye göre oluyor? Baba çağlar buradaki ilerlemene göre oluyor. 7 bilim puanına bunu açıyorsun. Misal ortalama taş devrine geçiyorsun. Galiba evet, 15 puan biriktirip çömlekçiliği açarsan orta taş devrine geçiyormuşsun. Biz şu an yontma taş devrindeyiz hacım. Abi ileride kızakçılığı falan açacak. Teyinini de araştırabilirim de ben köpek evcilleştirmeyi falan açayım. Abi artık yanımıza evcil hayvanlar falan da alalım. Malum bak, nehir kenarındayız baba. Böyle bir
Su içerken birileri bizi tıslayabilir. O su içerken falan götümüzün ellenmediğinden emin olacağız. Yabani bitki toparlama mevzusu. Moruk, nerede yabani bitkiler var? Burada var yabani bitkiler. Abi yabani bitkileri burada toparla. Bunu yemek olarak kullanırız. Sınırsız toplayın abi. Bir kişi toplasın. Odun miktarı 30 olsun dedik de bizde çıbık birikmiyor bir türlü. Çıbık. Evet, odunlar falan kesildi. Görevlere baksana, neler istiyor? Hızlıca bilim puanı kasarsın. Görev ne ki abi? Nereden bakılıyor görev listesini? Ben bilmiyorum. Neden bakılıyor? Savunma, gıda çizelgesi. Bu mu? Bu değil galiba. Gruplandırılmış kaynaklar, ulaşım, hayvanlar, hız, gıda falan filan. Bilmiyorum ki. Yavaş yavaş başka kabileler var. Ticarete falan geliyorlar da genel amacı bizi öldürmek. Aleyküm selam yıkık Sarpkan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. 09 ay takibin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet bak, kütükle şeyden bilim puanı aldık zaten burada. Yok, mamutu hayatta avlama. Anneciğim çok teşekkür ederim. Benim bura biraz dağınık kaldı ama. Kusura bakma annem, sağ olasın. Teşekkür ederim annem. Evet, kütükleri böyle yavaş yavaş taşısınlar. Balıklar falan bir kendine geldi mi? Balıklar kendine geldi galiba. Şöyle bir tur balıkları toplasınlar. Elle emir vermeme gerek yok, farkındayım ama elle emir vereyim. Şöyle bir tur toplasınlar. Belki tekrar kullanma şansına erişiriz balıkları. Oradan yemekler kurutulmaya falan devam edilsin. Yemekler kurutulduğu için bu kadar uzun süreli gidebiliyor. Odunumuz birikiyor, kütüğümüz birikiyor, derilerimiz değiştiriliyor. Bir tane depolama alanı yeterli gelmeyebilir. Biz bir depolama alanı daha yapalım, ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane daha depolama alanı istiyorum. O depolama alanını da şöyle bir kıçı dışarı gelecek şekilde yapalım. Abi ev sayımızı arttıralım. Hazır kurutulmuş derimiz var. İki tane de çadır yapalım abi. Şöyle dur, bir kenara bak. Eyvallah, sen de gel. Şimdi ben şeyden korkuyorum. Nüfusu bu kadar arttırıp besleyememekten korkuyorum abi. Ne oldu? Niye yapamadık onu? Hayda. Ne diyorsun oğlum? Evin girişine içeri bakmak da yapmak istiyordum ama yapamıyorum. Ne uyarısı verdiğini bilmiyorum. Bir tane mamut görevi vardı sanırım. Abi bizim çocuklar mamut kesemez be. Kesebilseler canın sağ olsun da bizim çocuklar mamut kesemez. Mamut bizim çocukları döver. Abi şimdi bak, bu kadar evimiz oldu. Bu evlere artık yavaştan inşallah insanlar yerleşir. Ben bir ev daha yapacağım da. Şuraya inat ettim oğlum. Yapsana burayı. Allah Allah. Derim yok da olunca yaparlar. Cenab-ı Rabbil Alemin. Neyse, sıkıntı yok. Aa, insanlar mutsuz bu arada. İnsanların mutlu olabilmesi için, moral bulabilmeleri için bir şeyler yapmamız gerekiyor artık. Yavaştan şeye geçmemiz gerekiyor abi. Dini inanç bulmamız gerekiyor. Totem falan yapmamız gerekiyor abi. Şehre bir tane totem atalım mı? Abi siz şöyle bir tapının da kendinize gelin ya. Bak deponun önüne. Bir tane deponun önüne. Kemik var mı yeterince? Var. Abi bir tane deponun önüne. Bir tane şöyle et kurutma yerinin falan kenarına. Aa, buradan da bilim puanı geldi. Ve iki tane insan grubumuza katıldı. He kardeş, sakin sakin, yavaş 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 kendinize geleceğiniz hanım. Bu dinsel törenler falan bayağı sıkıntı çıkartıyordu ileride ama hadi hayırlısı bakalım ya. Dinsel törenlerin ileride sıkıntı çıkardığını hatırlıyordum. Abi depo yaptım, kurutma işini hallediyorum. Kafa şeyi için deri lazım. Deri için de avlanmam lazım. Aha, aha buldum abi. Aha buldum. Yok edin lan. 5 tane keçiyle soyları kuruyacaksa da kurusun anasını satayım. Yok edin abi. Go. Kill him. Kill him, kill him, kill him. Koş 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 koş. Yüz derisini, yüz derisini kaçtılar mı? İyi, kaçan yok. Güzel. 4-5 tane avladık herhalde.
Şu yaban öküzü de bize gelir de şu an acelesi yok. Hamderileri falan kuruturuz ileride. Şimdi dinsel bıdı bıdıyı açalım. Halk böyle birazcık daha kolay moral bulsun. Totem. Evet, yani kafatası direği yerine bir tane köyün ortasına totem kurmak daha işlevsel olabilir. Totem içinde ne gerekiyor? 4 çubuk, 4 kemik, 2 deri, 1 kütük. Halledersiniz, halledersiniz abi. Moral mevzusunu da hallettikten sonra yemek depoluyoruz, item falan yapıyoruz falan. Bazı vatandaşların kıyafeti yok. İşte deri gerekiyor abi onun için. Deri gerekiyor. Deri üretebilmek için de şöyle deri üretim tezgahları yapacağız. Depolama değil, seri bir deri üretim tezgahı. Tamam. Tüccar geldi. Selamun aleyküm. Yüksek. Ablacım sen yüksek komisyon alıyorsun be. Ben kendim bulurum her şeyi ya. Yok ben ticaret yapmayacağım. Türkçe oyunun içinde mevcut. Furkan 477, Muhammed 34 ve Jean Pauli. Teşekkür ederim takipleriniz için. Eyvallah. Eyvallah arkadaşlar, eyvallah. Sapanı ben kendim de bulurum. Hayvanlara eğitmeyi ve avcılıkla yardımcı olmasını da açabiliriz tabii ki. Hayvancılığı da açabiliriz. Deri kıyafetleri de açabiliriz buradan. Sapancılığın çok acelesi yok aslına bakarsanız ya. Yalnız çağatlamakta çok geri kalırsak yorulacağız da. Canım tarla yerini evle doldurdun. Abi şuraya kurarız. Burası düzlük değil mi? Bak burası da mis gibi alan. Bak şurayı da düzleriz abi. Burayı da düzleriz. Burada bizim. Her yer bizim abi yani. Oyunu anlatır mısın? Kankam ilkel çağda hayatta kalmaya çalışıyorsun. Mekanlar falan kuruyorsun. Beyler yaptık totemi. Ne oldu? Mutlu musunuz abi? Mutlu musunuz? Higa bayağı aça totemi. Bak bir tane de köpüşleri var burada. Köpüşleri var burada. Şimdi bak çok önemli bir ricam var. Çok önemli bir ricam var. Aa, bunlar şey tüccarlar. Tüccarları istemiyorum. Çok önemli bir ricam var. Magruk Bey böyle bir hatunu eve atabilir misiniz rica etsem? Teşekkürler. Abi bizim oğlan çocukları da güzel ha. Baksana abi tosuncuk. Hadi oğlum ne yapacağım? Badi badi yürüdü. Kumla falan oynadı. Bu çocuk gerizekalı abi. Bu çocuk gerizekalı abi. Bak köpek de geldi. Köpek de bir baktı. Anca kumla oynuyor. Ha? Git işe yara lan sarı pipi. Aferin. Aferin git işe yara. Ağlıyor mu lan? Ne yapıyor bu? Aptal sarı pipi ya. Faykon'u takibin için teşekkür ederim. Faykon hoş geldin. Ay keçi bokuyla falan oynuyor herhalde ne bileyim. Bak bizim köpekler bile daha akıllı abi. Köpekleri ben zaten ileride avlanma eğitimi için kullanacağım. Köpekleri kesip etini de yiyebiliyoruz bu arada. Bak köpek bizim çocuğu öğretiyor abi. Bak hala. Aslanım köpekler be. Hocam şu gergedanı falan bir avlasak hoş olabilir de. Taştan aletlerle falan gergedan avlamaya çalışmayalım. Şimdi 12 kişilik nüfus, 21 kişi kapasitesi var. Bilim puanı gelecek. Hayvanları avlanma eğitimine vereceğim. Kurutulmuş etim çok güzel. Kurutulmuş et önemli. Kütüğüm, odunum, çakmak taşım var. Şu çakmak taşını bir çıkar evladım. Ha, biz bir yerde çakmak taşı görmüştük ama neredeydi o? Bir yerde üçlü çakmak taşı grubu vardı. Buralar demir cevheri. Megalit var şurada kocaman bir tane. Mağara aslanı mı saldırıyor? Arkadaşlar bir toplanın. Bismillahirrahmanirrahim. Aç abi, aç olduğu için dalıyor da mağara aslanı geliyor vallahi. Koşun! Kaç köpek! Köpeğin amel defterini kapadı galiba. Aferin oğlum. Bravo, bravo aslan parçaları. Bravo aslan parçaları. Abi böyle yani derenin kenarındasın baba. Mağara aslanı da gelir, ayı da gelir, eşek de gelir oraya. Her şey gelir.
Tainan toplamayı açalım mı ya Tainan? Tabakhanenin ve dokumanın kilidini falan açıyor bu. Dur abi, önce köpekler bize avlanmada yardımcı olsunlar. Hayatta kaldığınız kış. Güzel güzel. 3 puan daha geldi buradan. Hayvan avlıyorsan kabileyi toplayıp öyle git. Ben avcılığa veriyorum, müsait olanlar gidiyor ya. Oyun bayağı güzele benziyor. Paralı mı? Kankam fiyatı 40 TL'ymiş. Bak Anıl sağ olsun yazdı oyun künyesi diye. Deriden kıyafet yapımına gidiyor orası. Abi kurutulmuş deri yapıyoruz, ham derileri. Buraları durdurur şey yaparız da. Ham deriler de şey yapıyor şu an. Hem kıyafet yapımını sağlıyor hem şeyi sağlıyor. Yani kıyafet yapımı öncelikle, deri kıyafet için Tainan gerekiyor. Tainan'ı da başka bir yerde yapıyorduk galiba ama komple avcılığa dayanıyor o. Avcılıkla yapamam abi. Çünkü etrafta neyi avlayayım yani? Avlayabileceğim alan sayısı kısıtlı. Bak su kenarı komple avcılık için verimli bir alan. Yani neyi avlayacağız abi? Gergedanı mı avlayacağız? Kimi avlayacağız? Bak şurada keçiler falan var. Burada bir tane yünlü gergedan var. Vallahi bize kazık yer vermişler ya. Biz burada nasıl yerleşeceğiz bilmiyorum da bize kazık arazi vermişler abi. Kazık yer. Doplaşayım bakayım. Adamların totemleri de var, şeyleri de var. Balıklar ne alemde abi? Balıkçılık geldi mi? Şöyle şuradan bir balıkçılık yap bakayım. Abi büyük bir bizon sürüsü burada. Acaba büyük bizon sürüsüne mi girsek? Bak büyük bizon sürüsüne girmeyi düşünebilirim. Gerçi dünyanın balığı var ya. Moruk bir saniye. Ben o bizon sürüsüne dalacağım. Belki yanlış yapıyorum, belki doğru yapıyorum. Ben o bizon sürüsüne dalacağım abi. Neredeler? Aha da buradalar. Yürüyün baba. Yürü baba. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkartma attık geldik. Önce bu. Sonra bu. Lan suda nasıl dalacağınız ona lan? Siz nereye koşuyorsunuz? Önüne mi çıkacağınız kanka suda? Gelin lan. Çok kaçtı. Tamam boş ver. Serbest mod, serbest mod abi. O kadar şey avladık bunları. Oğlum bunları kesin yalnız, bak bunları kesmeyi ihmal etmeyin. Deri gelir, kemik gelir. Sadece yetişkin hayvan öldür, soylarını kurutma. Evet, IQ'suz biri daha geldi. Anıl görüyorsunuz değil mi kanka? Bak görüyorsunuz değil mi? Şu an triggerlanmadım, tetiklenmedim. Daha yayın programım devam ediyor. Mutlaka yayın programına devam edeceğim de. Görüyorsunuz değil mi? Yani Anıl onu permala, permala kanka. O 600 saniyeyle adam olmaz. Onu permala. Sen onu permalayacaksın kankam, yanlış yapıyorsun. O zombi yani uyanıyor. Antik bizon saldırıyor mu? Kim saldırdı? Yok, antik bizon saldırmıyor. Ne getirdin? Komisyonu düşük. Abi derileri alırım ya düşük komisyondan. Ama bayağı düşük komisyonmuş yani. 25 edecek şeyi 32 istiyor. Ben sana ne vereyim biliyor musun? Taş alet vereyim ben sana bak. Taş aleti zaten kolayca craftlarız. Taş alet vereyim, 2 de yemek vereyim. Güzel. Deri işimize yarardı zaten. Twitch'i beyaz yapan şahıs kim? Ben beyaz kullanıyorum. Teknoloji ağacını merak ediyorum. Kankam teknoloji ağacı şu şekilde. Orta taş devri, cilalı taş devri, bakır çağı, tunç çağı ve demir çağı şeklinde gidiyor. Her çağın kendine has getirileri ve götürüleri var. Ya orta taş devrine geçtiğinde yavaştan okçuluğu ve şeyi açıyorsun. Tahıl işlemeyi falan açıyorsun. Yani yavaştan şey yapıyorsun. Doğadaki kaynakları işleyebiliyorsun. Tahırdır, bakliyattır falan filan. İşte şu an bütün herkes öldürdüklerini eliyle taşıyor. Yavaştan minik minik el arabaları falan yapmaya başlıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra cilalı taş devri ekimin başlamasıyla başlıyor.
Cilalı Taş Devri ile artık hayvancılık ve çiftlik faaliyetleri açılıyor. Bu zamana kadar avcı toplayıcı devam ediyoruz. Yavaştan dokuma açılıyor. Köprüler ve eşek evcilleştirme sistemi açılıyor. Yeraltı madenciliği açılıyor Cilalı Taş Devri ile beraber. Sonra Bakır Çağı geliyor. Bakır Çağı artık iyice ağaç falan yetiştirdiğimiz devir. Son olarak sapanı alıp çömlekçiliğe ilerleyeceğim bu arada. Sonra Tunç Çağı geliyor baba. Tunç Çağı ile beraber artık hani iyice kılıç kalkan büyük oklar falan yapmaya başlıyorsun. Sur yapmaya başlıyorsun. Sonra Demir Çağı geliyor. Öyle gidiyor. Bak misal şu an bizim kabile sadece dışarıdan elemanlarla uğraşıyor, tamam mı? Çağ atladıkça yamyamlar falan gelip saldırmaya başlıyor. Bak canım kardeşim, Samet'in annesi Nikki ile Twitch'te ekon açan güzel kardeşim, canım kardeşim bak. Ben sizin bilgilerinize istediğim vakit erişebiliyorum, tamam mı? Şansını zorlama istersen. Hani ondan sonra senin anan tutup benim karşımda ağlamasın. Anladın mı? Bugün de ne orospu çocuğu yaptı kanal ya. Amına koyayım, birisi mi yönlendirdi acaba, gidin saldırın şuna diye. Bugün de maşallah yani ben bugün de dozumu aldım. Hayır bilmiyor ki aptal. Annesini sikebileceğimi bilmiyor. Gerçekten bilmiyor ya. Hani ben bu amına kodumun çocuğunu süründürebileceğimi bilmiyor. Ama hata bende. Kabahat bende. Yani el bebek gül bebek. Ya kanka diyorum bize yakışmaz. Kardeşim yapma. Hani sorunun ne, problemin ne, sürekli adam yerine koyuyorsun, tepene çıkıyorlar. Bu anasını siktiklerimden birine vereceksin avukatına. Ondan sonra anası babası gelip ağlayacak. Oğlum yapma etme. Orospu çocuğu. Anası babası bu şey yapsın diye, okusun diye çalışıyor, çabalıyor. Evladı da gelip yayında orada burada milletin anasına küfür ediyor. Twitch'te millete şey yapıyor, salça oluyor. Yani. Ha, kanka anana babana acıyorum sadece ya. Vallahi anasına babasına acıyorum sadece abi. Zannediyor ki benim evladım okuyor. Sonra veliklerin istediğini veriyorsun. Sallama spam yaparım. Yok yok sallamıyorum abi. Sallamıyorum ya. Küfür etme abi, annem var. Ya kardeşim benim de annem var. Kulaklık tak, kulaklık. Ellerinden öperim, hürmetler. Köpeği kesip yiyelim. Yok gerek yok canım. Hakikaten Memoli ya. Bunlardan birini artık bir zımbalamak lazım. Bunlardan birini zımbalamak lazım yani. Bunlar da şey kafasında düşünüyor. Ben diyor çocuğum diyor. Nasıl olsa bana bir şey olmaz diyor. Bu arada şu yetişkinlerden iki tanesini bir mıhlayalım abi, yetişkin daha keçilerinden. Ben diyor çocuğum baba diyor, bana bir şey olmaz diyor. Ah, kafam rahat diyor. Memlekette neler neler oluyor diyor böyle hani. Benim şişkonun birine küfür etmeme mi bakacak falan. Kardeşim ne olursa olsun 10 bin kişi de gelip bana küfür etse bu sizin haklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Anladın? Oyun ne zaman değişiyor? Kankam oyun bir 8-10 dakikaya Circle Empires olarak değiştiriliyor. Adem abimin bir isteği varsa, bir arzusu varsa, misal abilerimin, burada sevdiğim insanların, onların isteğini yerine getiririm elbette. Abi tehdit ediyorum herife. Alenen diyorum ki seni mahkemeye veririm diyorum. Ananı sikerim diyorum. Adam sik diyor. Çok şey yani. Ne güzel babam. Ya o kadar yüzsüzler ki ananı sikeyim diyorum. Olur babam YouTuber olmuş olur diyor yani. Tövbe ya Rabbim tövbe. Şu oyuna bakacaksın mı? Abi oyunu ben beceremedim. Daha önce oynadım da beceremedim. Bunlar bizim köpekler değil mi? Tamam bizim köpüşleri kesmiyoruz abi. Ya Rabbim alemin. Şimdi bir saniye. Burada böyle kesilecek birileri yok. Çakmak taşımız yeterince var mı? Çakmak taşımız yeterince yok. Bizim çakmak taşına odaklanmamız gerekiyor. Kurutulmuş yemekler falan baya baya var. Elimizde yeterince kemik var. Yeterince kurutulmuş deri var. Sapanı falan da açtık. Artık şey de yapabiliriz. Sapan da üretebiliriz ha. Sapan üretebilmek için ne gerekiyor? Sapan üretebilmek için kurutulmuş deri gerekiyor, değil mi? Güzel. Güzel. Abi yani ne kadar deri bizim için o kadar iyi. Yani bu ne anlama geliyor? Yetişkin hayvanları avlamaya devam edeceğiz anlamına geliyor. Abi İrlanda geyiklerini biz kesebilir miyiz acaba? Yetişkin dişi. İki tane yetişkin dişi, bir tane yetişkin erkek var. Çocukları bırakmak suretiyle. Antik bizon nehir kenarında vahşi eşek.
Ellerinden kaçırabilirler tabii de. İrlanda geyiği kaçtı. Kaçıyorlar abi. Geyikler kaçıyor. Geyikler kaçıyor da. Neyse en azından birini indirdiler bari. Bak buna da şükür. Bizim 15 puan yapıp çağ atlamamız lazım. Tüccar kardeşine getirdin. Tainan. Lan hakikaten Tainan'ı nasıl üretiyorduk ya? Ben bu Tainan'ları alayım da. 6 puan. Moruk ben sana buradan ne vereyim biliyor musun? Zaten avcılığa gönderdim çocukları. Ama ete bir puan veriyorsun olmaz hocam. 2 tane tahta mızrak vereyim. Sen bana şu derileri de ver. Abi ben sana şöyle bir 3 tahta mızrak bir tane de et vereyim. 5 tahta mızrak bir tane de et. Senin komisyon aranın yüksek miydi düşük müydü lan? 2 tane İrlanda geyiği kaçtı. Kaçamadı abi. Kill him. Bir tane de İrlanda yetişkin dişi var. Bayağı bir İrlanda geyiği var burada ha. Kazara mamuta isabet ettirmeyin de mızrağa. Yemin ediyorum o mızrak bir yerimize girer. Köpeği falan da kullanıyoruz artık ha. Tainer mevleleri ezerek yapılıyor. Yok babam daha içmedim. Ya yani yarım duruyor babam. Ben o meyveleri ezmeyi şey yaparım, hallederim birazdan ya. Soy kurumuyor. Yo yo soy kuruyor kankam, soy kuruyor. Şey değil öyle yani, ücretsiz değil. Tainan toplama bölgesi. Abi yeterince Tainan toplayabilir miyim burada? Bence şu ormanlığın içinde daha fazla toplarım. Abi benim bu ormanı kurutmamam gerekiyor o zaman ya. Ne kadar? 20 tane tanen topla. Benim bu ormanı kurutmamam gerekiyor o zaman. Çubuk var mı burada yeterince? Abi bir saniye bunu bir kaldır. Buraya tekrardan bir tane çubuk toplama şeyi ver. Şöyle bir çubuk toplayalım. Oo gene ayılar geldi abi. Ayıların soyu kuruyabilir ya. Ben ayıların soyunun kurumasına pek şey yapmıyorum. Pek soğuk bakmıyorum abi. Ayıların soyu kuruyabilir. Yalnız bu kadar yemeği ne yapacağız ben de bilmiyorum. Oğlum şu ayıları avlasanız. Özellikle büyük olanı. Hadi moruk halledersin. Amel defteri was closed. Evet abi şu amel defteri kapandı. Birinin amel defteri kapandı. Hocam. Bir de kadın ölmüş ya. O fukara sümüğü gibi yapıştırmış yere var ya. Evet insan eti yeme zamanı. Abi insan eti yeme zamanı. Ayıları avlayın abi. Ayıları komple avlayın. Ayıların soyu kuruyacak. Yeni insan doğdu. Kim lan o? Bakayım. Kurutulmuş et getirmeye gidiyor. Aferin lan çikilata. Aferin, aferin. Depoyu falan düzenliyor. Aslanım benim. Çağ atlayacağız arkadaşlar. Ya sabır. Çağ atlayacağız. Çağ atlayana kadar çalışmaya devam. Benim bir yerden kütük bulmam lazım. Abi şurayı ağaç kesme bölgesi yapalım mı? Şuranın ağaçlarını bir kes şöyle komple. Mağara ayısı kaçtı. Kaçsın bakalım ya canımız sağ olsun. EU4'te HR'de elektör toprağı aldığında engellersen bana sıkıntı olur mu? Olur baba olur. Ne demek olur mu? Elektörün toprak almasını engellersen sana oy vermez. Sana oy vermezse imparatorluğu kaybedersin. En azından 4 tane elektörle aranı sıkı tut. Geri kalanlarını salla. Ama en azından sana arka çıkacak 4 elektörün olsun. Zaten Kutsal Roma İmparatorluğu çok riskli. Şimdi baba bak. Öncelikle Heir'ın olmazsa imparatorluğu kaybediyorsun. Oy alamazsan imparatorluğu kaybediyorsun. Toprak alamazsan otoriten düşüyor. Yani şimdi bir de oy kaybedersen adamlara kardeşim şey yapmayın hani birbirinizi yemeyin de, dersen sıkıntı olur. Elektörleri şey yapma. Elektörleri es geç. Anıl Anay. Teşekkür ederim takibin için. Ve Alp'im sana da desteğin için çok teşekkür ederim. Ölen kadına üzüldüm. Abi yerine yenisi gelecek artık. Ne yapalım nüfus. Nüfus gitgide artıyor. Bizim daha fazla nüfus yapmamız gerekiyor. Kurutulmuş deriler var. Normal deriler var. Tainan'lar var. Güzel. Sapan craftlaya craftlaya da bir şeyler yapıyoruz.
Şimdi bizim daha fazla insana bakabilmek için daha fazla yere ihtiyacımız var. Abi biz var ya buraya öyle bir yerleşeceğiz ki bizim yerleşim inanılmaz kötü oldu ya. Alp'im mi? 100 bit daha göndermiş. Teşekkür ederim Alp'im, sağ olasın. Alp'im senin istediğin bir oyun var mıdır? Araya bir saat sıkıştırabilir miyiz? Saat 8 gerçi. Programı bitirsek daha güzel olabilir. Oku açamam kankam. Oku açabilmem için öncelikle okçuluktan evvel çömlekçiliği açmam lazım. Çömlekçilikle beraber su toplamayı açabileceğim. Kuyu falan yapabileceğim. Çömlekçiliği şey yapmam lazım. Jarnak yaşlılıktan öldü. Abi mekanınız cennet olur inşallah. Yapacak bir şey yok. Mekanınız cennet olsun. Çakmak taşı yok. Kazdırıyorum. Çok fazla alet edevat yapıyorlar ya. Abi burayı bir çakmak taşı toplama bölgesi olarak inşa edebilir miyim? Üretimden zaten tabakhane. Ham derilerin şey yapılabileceği yer. Hı mı? Hımız hımız. Üretimi sınırla. 10 tane deri yeterli. 10 tane deriden sonrasını tabakhane yapacağım da tabakhane yapmadan evvel bir saniye. Çakmak taşı toplama bölgesi. Are you ready for the party? Gel buradan çakmak taşı toplat. Elle kazma. Sonra iki tane tabakhane yapacağım. Tabakhane. Kurulmuyor. Kurulmuyor. Tabakhane. Tabakhane 1. Tabakhane 2. Eyvallah. Çakmak taşınız yok. Tüccar efendi. Çakmak taşı getirdin mi? Bir bok getirmemiş ya. Çık git lan buradan. Bir de yüksek komisyon alıyordur. Yok, düşük komisyon alıyormuş. Yemeği nasıl başam? Bence biraz stok yap. Abi aslında kurutulmuş et güzeldi de. İyi hatırlatma. Teşekkür ederim abi. Şuradan bir seri bütün her yerin bir balığını tutalım ya. Bir tur balık tutarsak kendimize geliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tur balık tutalım. Atlar matlar var burada. Güzel. Benis de çok güzel oyun. Benis de çok güzel oyun. Ben Benis de oynayacağım zaten. Matruşka, teşekkür ederim takibin için. Ya Benis'te şey yok. Benis'te de var mıydı teknoloji ağacı? Galiba Benis'te bir iki tane daha kurutma yeri kur. Abi kurutuyorlar ya, hiç daha etimin çürüdüğünü hatırlamıyorum. Baksana kurutma yerimiz bomboş duruyor. Ama seni mi kıracağım? Allah aşkına. Hemen kurayım abi bir tane daha deri kurut şey deri diyorum pardon. Bir tane daha şey yeri kurayım. Yemek kurutma yeri, gıda kurutma yeri. Şöyle kurayım şu kenara. Daha ben yemeklerin çürüdüğünü görmedim ya. Muhtemelen tüketiyorlar yemekleri. Bu arada biraz daha ilerleyelim ve ufaktan yeni oyunumuza geçelim. Hani zaten birazcık daha bilim puanı biriktirip çağ atlayacağız ilerleyen vadelerde. Abi mamutlar, gergedanlar falan var. Bunlar bizim harcımız değil. Yaban öküzü bile bizim harcımız değil bence. Gergedanla mamut hiç değil. Gergedanla mamut nüfusun yarısını katleder şu an. Hiç öyle bir şey, öyle bir halt yemeye gerek yok. Çakmak taşı topluyor mu burada? Nereydi çakmak taşı? Buraydı çakmak taşı. Çakmak taşı topluyor burada. Şu dibimiz ne yapıyor? Abi dibimizde şu son kalan çakmak taşını kassın. Ha şu an bu arada tabakhane. Abi tabakhane de 10'a kadar çalışsın, tamam mı? 10 tane deri, 5 tane de kurutulmuş deri istiyorum. Artık ne kadar derimiz varsa 20 tane teynini de toplamışız. Hangi insan ırkıyız? Baba Uganda kabilesi. Yetmeyecek, kışı çıkaramayacaksın. Kış çıkar abi, ne demek kış çıkmayacak? 22 tane balık var, gözünü seveyim. 22 balık var, et var, en kötü gider 1-2 hayvan alırız. Kendimize geliriz ya. Ya belki yeniden başlarız yani, arazi de kötü gelmiş burada. Şuraya ben bir Twitch diye kayıt alayım. Ardından ufaktan save alıp çıkayım efendim. Ufaktan çıkalım, ünlem menüdeki yayın programına devam edelim.